Şimdi şöyle, anayasanın ilk üç maddesi ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen dördüncü maddesi benim de kırmızı çizgim abi. Ben bununla ilgili zaten sosyal medyamda açıklamalarımı yaptım. Edremit Deva Partisi İlçe Başkanı Tevfik Çevik olarak. Ve hangisinden rahatsızlık duyacağız? Ankara'nın başkent olmasından mı? Milli Marşımızın İstiklal Marşı olmasından mı? Kırmızı zemin üzerinde beyaz ay yıldızlı hilalden mi rahatsızlık duyuyoruz? Neden rahatsızlık duyuyoruz? Bunların hangisi bir resmi dilin Türkçe olması mı rahatsızlık? Türk kelimesi. Yani. Bak burada esas şu anda HDP'nin bastırdığı ve Kandil'in bastırdığı konu bu. Türk. Oysa ki Türk tanımlaması burada ırkçı, faşist bir yaklaşım olmadı. Yürüğü var, Çerkezi var, Pomağı var bu ülkenin. Yani Kürtü var, Arnavutu var, Boşnağı var. Bunların bir bütününe ne demiş Mustafa Kemal Atatürk? Ne mutlu Türk'ü diye. O kadar. Bunun tanımlaması olarak geçer oradaki Türk. Evet. Ama sözüm ona, sözde Kürdistan kurucuları bu işin altında orada ırkçı bir yaklaşım var der ve olay sıkıntı başlıyor. Mesela Hüdapar'ın genel başkanıyla bayrakla ilgili tartışmada yani orada diyor isim sıkıntılı diyor, bayrakla sıkıntı yok diyor. İsim sıkıntılı demesinin altı Türk aynı tuzağa düşmesinden, Türk bayrağı denmesinden. Kardeşim Almanya'ya gidersin Alman vatandaşı, evet. Fransa'ya gidersin Fransız vatandaşı dersin. Hatta sen Almanya'da bizim yaşayan gurbetçilerimiz var. Onun Elazığlı mı, Mardinli mi, İstanbullu olduğuna bakmaz Türk vatandaşı der. Bundan niye gocunuyorsunuz? Bu kadar. Bundan gocunacak bir şey yok. Yok. Ve Kemal Bey orada çok zehirli bir şey söyledi. Şimdi Kemal Bey'in geçmişinde background'unda şunlar da var. Öz yönetim, özerk yönetim, evet. Adı altında. Bunun sonu federasyon, federatif devlet. Önce federatif devlet. Türkiye bağlı, içlerinde bağımsız. Tamam abi verdik. Çukur kazan, Endek kazan, Diyarbakır Belediyesi'ne valilik yetkisini de. Evet. Emniyeti de onun emrine tahsis ettik. Ben sana söyleyeyim. Biji Apo diye bağırmayanı döverler akşama kadar. He? İnşallah öyle bir şey olmadı. Ne olacağını ben sana söylüyorum. Yasin Börü'yü niye katlettiler? Ve bak öyle bir vahşiceydi ki